Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Almanya Bundesliga'da 8. haftada oynanacak karşılaşmaların öncesini değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metaneyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Az önce İngiltere'yi konuştuk, şimdi de Almanya'yı konuşacağız. Malum bu hafta ikincilikleri konuşamadığımız için biz de biraz Avrupa'ya dalalım dedik, hani arada yapıyoruz. Cumartesi günü Almanya'da maçlar başlıyor. Malum milli maçlardan takımlar döndüğü için Cuma maç yok. Yoksa Bundesliga'da banko Cuma günü maç oluyordu biliyorsun. Bu hafta yok ama. Cumartesiydi. Pazarda iki maç var. Aynen. Zaten maçlar hep cumartesi oluyor genelde Bundesliga'da. Aynen. Biz cumartesi oynanacak maçlarla başlayacağız ilk olarak. Arminia Bielefeld kendi evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Leverkusen hem Avrupa kupalarında hem de ligde mücadele ediyor. Arminia Bielefeld'in de gücü belli. Ligin yeni ekibi zaten. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Leverkusen'in kazanacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur deplasmanda? Geçen hafta Leverkusen muhteşem bir maçı imza attı. Mönchengladbach 4-3 yendi biliyorsun. Aynen. Çok gel gitti bir maç oldu. Çok güzel goller oldu. Felaket goller, felaket pozisyonlar, aynen, verilmeyen goller, direkten dönen toplar. Yani gerçekten çok güzel bir maç oldu. Arminia Bielefeld de zaten dediğin gibi kapasitesi belli bir takım. 4 gol atıp 15 gol idi ve 4 puanda sadece. Bence küme düşen takım olacaklar. Bu maç Musa Diaby'nin maçı olabilir gibi geliyor bana. Musa Diaby, Nedim Amiri'nin maçı olabilir. Amiri özellikle Mönchengladbach maçında attığı bir gol vardı. Yani muhteşem bir gol. Bu maçta Gladbach'ın attığı goller de çok güzel. Felaket goller oldu. Ben gollü bir maç olur diyorum. Özellikle Leverkusen tarafında daha çok gol bekliyorum tabii. Ve Leverkusen'in de kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. Aslında çok konuşulacak bir maç değil. Bayern Münih'in bu haftaki kurbanı Werder Bremen. Kesinlikle. Ya Bayern Münih'te gram acıma, insaf yok. Buldum'u 8 atıyor, 7 atıyor. Benim her zaman söylediğim konu, buldum atacaksın. Maç 8-0 oluyor. Thomas Müller dakika 90'da sanki skoru 1-0 yapan gol olmuş gibi deli gibi seviniyor. Yani Bayern Münih'te gerçekten ya öyle böyle bir disiplin yok yani, inanılmaz. Hani şimdi bir laf var ya mesela, ona çok karşıyım ben. Yani bu takımın başında bu hoca değil de mesela diyorum, sallıyorum, Ali de olsa takımı böyle yönetir. Evet, bu takımın başında Niko Kovac vardı. Katletti. Takım rezaletti. Aynen. Ama şu an Bayern Münih Hansi Flick geldikten sonra inanılmaz oynuyor. Tüm oyuncular müthiş oynuyor. Ben bu maçta Bayern Münih'ten yine insafsızca bir galibiyet bekliyorum. Senin yorumun ne olur? Şimdi hoca konusunda şöyle bir durum var. Sen takımın belli bir dinamikleri var. Sen bu dinamiklerin dışında oynatırsan takım tökezler. Niko Kovac bunu yaptı. Üçüncü takımı geriye çekmeye çalıştı. Ancelotti de Bayern'i iyi oynatamıyor mesela. Aynen. İşte iki oyuncu da belliydi zaten. Onların mantalitesinde ne var? Tabii. Kontrollü futbol. Yani Bayern Münih'te kontrol diye bir şey yok. Bayern Münih saldırması gerekiyor. Aynen. Böyle bir takım. Hans Flick de zaten aldığı kupalar, kazandığı maçlar, tabii, galibiyetler kesinlikle bunu gösterdi. Ben Bayern Münih'ten hani Yılmaz Vural'ın bir tabiri var ya, burada kullanmak istemiyorum, şeye uğradık diye. Aynen. Aynı öyle bir maç bekliyorum. Bayern Münih'ten 5-6 golü bir galibiyet bekliyorum. Özellikle Coman'ın da sakatlıktan dönmesi ve ritmini bulması Bayern Münih hücumunu arttırdı. 5-6 golü bir galibiyet bekliyorum. Ben de öyle bir beklentideyim, bir anormallik olmazsa. Hoffenheim-Stuttgart maçına geçelim. İki takımın birbirlerine güç dengesini ben yakın buluyorum. Hoffenheim'i de Stuttgart'ı da. Bence ligi orta sıralarda bitirecek iki takım Bundesliga'da. Benim kendim bu sene düşmez diyorsun yani Stuttgart. Hani hep gelip düşüyor bana ya. Bana öyle geliyor. Ortalarda bir yerde bitirecek böyle. Hani en kötü 13-14 gibi olur. Yani bilmiyorum, sen bana katılır mısın? Bence çok zor bir maç. Ben ev sahibi olmasından dolayı Hoffenheim'in, tamam, taraftarsız maçlar ama en azından kendi sahasında oynuyor. Bazı yani maçlarda seyirci alınıyor biliyorsun, yarın az da olsa. Ya aynen, çok az. Ben Hoffenheim'in en kötü yenilmeyeceğini düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Vallahi kadro kalitesi olarak baktığım zaman da Hoffenheim daha iyi bir takım. Bir tık bence de önde. Munas Dabur gibi özellikle ön plana çıkan bir oyuncu var. Bence. Aynen. O yüzden hani Stuttgart'ta ligin yeni takımı olduğu için zaten kadrosu çok fazla genişti. Zaten bu sezon kadroya baktığımız zaman da takımların, Bielefeld gibi takım zaten düşmen adaylarından. İşte Mainz var. Bu Stuttgart için bir avantaj. Ben gollü bir maç olur diyorum. Hoffenheim'in de en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Bir diğer mücadeleye geçelim cumartesi gününden. Mönchengladbach kendi evinde Augsburg'u ağırlayacak. Aynen. Aslında kağıt üstünde baktığında, favori kadro kalitelerine baktığında da Gladbach favori ama sence Gladbach biraz kafayı Şampiyonlar Ligi'ne mi verdi? Ne diyorsun? Vallahi öyle gözüküyor. Grubu da zor. Inter, Shakhtar, ama iyi gidiyor Real Madrid. Süper gidiyor Mönchengladbach. Evet, iyi gidiyor ama hani sence şimdi bir de Gladbach'ta önemli genç oyuncular var ya, Marcus Thuram gibi, Plea gibi baktığında hani piyasa yapmaya çalışanlar. Aynen. Acaba bu oyuncular biraz Bundesliga'yı serdi mi? Ne diyorsun? Vallahi serme değil de takım şimdi hem şampiyon hem burada oynayınca ister istemez biraz performansa düşüklükler olabiliyor ki Mönchengladbach'ın kadrosundaki oyuncular
işte Bayern Münih kadrosundaki oyuncular gibi haftada iki maç yapmaya bir alışkın de değil. Yani hem şurada değil yani. Aynen. Hani Şampiyonlar Ligi ile mesela lige aynı konsantrede çıkamayabiliyorlar. İşte o anlamda zaten sıkıntı o. Aynen. Bayern Münih'te Lewandowski, Müller, tabii işte Sane gibi oyuncular. Yalamış yutmuş, aşmış. Yalamış yutmuş oyuncular var. Uzay oyuncular onlar. O yüzden bu dünyadan değiller. Mönchengladbach böyle farklı gidiyor. Tabii. Zaten Shakhtar gibi takım deplasmanda 6-0 muhalefetle kolay canım, bir iş değil yani. Aynen öyle muhteşem. Real Madrid muhalefet yani Shakhtar Donetsk. Mönchengladbach gayet iyi gidiyor. Bir de Mönchengladbach evinde 2-0'dan Real Madrid 2-2 berabere kaldı. Doğru. O maçı alsaydı puan kaybı yaşamadan gidecek. İnter'den de puan aldı İtalya'da. İnter 2-2 berabere kaldı. O avantajdı. Ben bu maçta gollü bir maç olur diyorum ve Mönchengladbach'ın da kazanacağını düşünüyorum. Ki Mönchengladbach geçen hafta iyi oynadı ama daha doğrusu milli maç arasından önce kaybetti 4-3 Leverkusen'e. Bu maçtan galibiyet bekliyorum. Katılıyorum sana. Schalke 0-4 Wolfsburg maçına geçelim. Benim bu maçla ilgili bir görüşüm yok. Neden yok dersen Schalke rezil durumda. Schalke rezilden de öte durumda. Çok kötü geçen durumda. Sene o pandemiyle beraber ondan da önce hatta bir ay öncesinden itibaren. Ya zaten Schalke 3 sezondur böyle neredeyse. Şubat ayından beri Schalke rezil rüsva durumda. Hani Schalke için bir tane olumlu şey ya, söyleyemeyiz. Kadrosu bile çok kötü. Ozan Kabak dışında Schalke hakkında olumlu söyleyebileceğimiz bir şey yok. Katılır aynen mısın bana? Yok, katılıyorum. Wolfsburg'da hani baktığın zaman gayet iyi durumda bence şu an. Lige başlangıç anlamında. Evet, iyi Avrupa diyorsun. Kupalarını zorluyorlar. Yenilgisi olmayan iki takımdan birisi. Aynen. Leverkusen'de beraber. Ben Wolfsburg'un kazanacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Valla zor bir maç. Benim görüşüm yok yine söylüyorum. Wolfsburg evet iyi başladı ama üretebilen bir takım değil. Bir de deplasman olması tamam taraftar yok ama yine de zorlayacaktır. Ben iki takımı da başarılar diliyorum. Schalke bu sezon düşmenin bir numaralı adaylarından. Kesinlikle. Çok kötü kadrosu var. Schalke'yi seviyorum. Yani nerede Kuranyi, Hamit Altıntop, Mesut Özil, Rakitic'li kadro? Nerede aynen bu öyle kadrolar yani? Yani Schalke'yi seneye Bundesliga 2'de izlersek hiçbirimiz şaşırmayacağız. Aynen. Maalesef durum vahim Schalke'de. Bir diğer mücadeleye geçelim. Kağıt üstünde güzel geçmeye aday bir maç. Çok güzel bir maç. Eintracht Frankfurt kendi evinde Red Bull Leipzig'i ağırlayacak. Frankfurt'ta benim hasta olduğum bir oyuncu var. Filip Kostić. Bayılıyorum. Müthiş bir oyuncu. Sırp oyuncu. Leipzig'de zaten saymaya gerek yok. Aynen. Mükemmel oyuncular var. Hani özellikle Forsberg, Kampl, işte Sabitzer'e hastayım orada da. Müthiş bir oyuncu. Olmo. Çok önemli oyuncular Haydara var. Çok ben iki takımdan da gol bekliyorum. Senin yorumun ne olur? Vallahi İkisi de gol atar bence. Güzel bir maç olacak. Frankfurt'un kadrosu zaten Bundesliga'nın en iyi 7-8 takımından birisi kadrosu. Ama geçen sene çok kötüler. Geçen sezon çünkü Avrupa Ligi'nde de varlardı. İki tarafı götüremediler ve bir buhrana girmişlerdi. Ondan önceki sene Chelsea'ye penaltılarda yarı finalde tabii elendiler. Yani Frankfurt geçen sezon biraz Avrupa Ligi'nin de etkisiyle bir buhrana girdi. Nomado kadro çok iyi kadro zaten. Tabii, kesinlikle. Bastos gibi çok önemli bir golcüye sahipler. Adrian Andre Silva vardı geçen sezonda biliyorsun. Portekizli oyuncu. Gollü bir maç olur diyorum. Leipzig aslında bu sezona baktığın zaman da böyle maçları gollü gidiyor ama böyle sıkıntılı gollü gidiyor aslında. Hani zor goller geliyor böyle. Aynen. Yine de ben golü maç olacağını düşünüyorum. Sorlot bir türlü takıma giremiyor ki çok fazla zaten Sorlot var. Sorlot 7 maç 0 gol. Golü yok daha. Ama sonradan giriyor yine daha çok. Bir maç 11 çıktı. Bir maç 11 zaten çıktı. O yüzden rakibi çok fazla var ve ondan çok iyi oyuncular da var yani. Forsberg gibi işte Olmo gibi iyi oyuncular var yani ki Sorlot'un kariyerine baktığım zaman da bir Trabzonspor'da iyi. Tabii. İşte Sabitzer'e bakıyorsun yıllardır iyi. Olmo'ya bakıyorsun yıllardır iyi. Aynen. İşte Forsberg'e bakıyorsun yıllardır iyi. Kampl gene Kampl öyle. Yine yani öyle. Kampl rakibi değil ama istikrar olsun anlamında. Olsun yani sonuç hücum anlamında o 4-3 sistemde Kampl forma şansı buluyor. Sörlüt bulamıyor. Golü bir maç olur diyorum ama galibiyet yönünde bir şey söylemem gerçekten zor. Kağıt üstünde zevkli ve güzel bir maç izleyeceğiz. Aynen. Eğer iki takımdan biri 10 kişi kalmazsa. Kesinlikle. İnşallah öyle bir şey olmaz. Hertha Berlin Borussia Dortmund maçına geçelim. Dortmund sezonu fena başlamamıştı ama son maçta kendi evinde müthiş bir maç oldu. O da Bayern Münih 3-2 mağlup oldular. Aynen. Gene Bayern'e diş geçiremediler. Hertha Berlin de iyi bir para harcadı aslında baktığında ama 7 maçta sadece 7 puan. İyi başlamadılar. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Dortmund'un kazanacağını ama sanki bu maç eğer anormal bir durum olmazsa golleri vaat ediyor. Ne dersin? Vallahi sana şöyle söyleyeceğim. Dortmund bu sezon çok böyle gollü maçlara imza atamıyor gibi. Yani şöyle daha doğrusu. Hertha Berlin'den dolayı bunu diyorum ama. Bence iki takım da gol atar. Şimdi o üçüncü gol de gelir. En azından üç gol Hertha çıkar gibi. Hertha Berlin atıyor bu sezon. Gayet hücum anlamında efektif bir takım oldu. Hücum anlamında iyi. Defans anlamında da çok kötüler. 13 atıp 13 gol yedi. Evet. Maç başına 2 gol yiyor neredeyse. Dortmund'da 15 gol buldu. 5 gol yedi. Maç başına 2 gol atıyor. Maç başına 0.7.5-8 gibi gol yiyorlar. Yerin altındalar. Haaland bu sezon da iyi gidiyor. Marco Reus Bayern Münih maçının en iyi oyuncularından Haaland, birisiydi. Haaland Bayern maçında bence iyi değildi. Haaland çok iyiydi. Attığı i̇yi gol, mi diyorsun? Attığı ama net kaçırdıkları da var ya. Evet var tabii ki ama yani üstüne çok fazla yük biniyor. Ben hücum anlamında baktığım zaman da şu ligde özellikle 4 takıma 5 takıma bakıyorum.
Bence Dortmund'un hücum bölgesinde Haaland dışında böyle çok efektif oyuncu yok. Royce zaten çok sakatlanıyor. Aynen. Yani Dortmund'un kadrosu maalesef sıkıntılı. Aubameyang, Immobile gibi özellikle Immobile'ye bu takım değerlendiremedi. Immobile'yi hiç kullanamadı. Paco Alcácer'i değerlendiremedi. Yani bu oyuncuları nasıl değerlendiremedi bu takım anlayamadım. Bir Aubameyang iyi oynadı gitti zaten Arsenal'e biliyorsun. Bir de Lewandowski zaten iyi de gitti. Onun elden kaçırdılar. Ben Dortmund'dan galibiyet bekliyorum. Tabii çok zor bir maç. Garanti değil ama bakalım nasıl maç olacak. Freiburg-Mainz maçına geçelim. Pazar günü oynanacak maç. Hı-hı. İki tane pazar maçı var. Mainz çok kötü durumda. Rezil durumda. Aynen felaket kötü durumdalar. Sadece bir puan aldılar 7 maçta. Freiburg'un da 7 maçta 6 puanı var ve bence Freiburg'un Mainz dişine göre bir rakip. Ben Freiburg'un kendi evinde en kötü yenilmeyeceğini ve kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Sen ne söylersin? Vallahi zor bir maç. Benim bu maçla ilgili bir görüşüm yok. Mainz maç başına 3 gol yiyor ligde. Evet. Çok sıkıntılılar. Yine gol yiyebilirler ama Freiburg da çok fazla üretebilen bir takım değil. Ama onlar da çok gol yiyorlar. Ama bu sefer de Mainz çok atabilen bir takım değil. Yani maç böyle 0-0 biterse de şaşırmam. Hani 2-2-3-3 de olursa aslında şaşırmam. Ben iki takıma da başarılar diliyorum. Gerçekten çok zor bir maç. Evet. Son olarak da Köln-Union Berlin maçını konuşacağız. Union Berlin'de senin çok sevdiğin bir oyuncu var. Max Kruse mi diyeceksin? Tam tersi aslında parantez içinde sevdiğim bir oyuncu. Parantez içi ünlem. Şimdi Köln sıkıntılı bir durumda. Hani zaten Köln'ün bir asansör takım olma özelliği var genelde biliyorsun. İki sezonda bir alt lige iniyorlar. Hani geliyorlar bir yıl gene biraz hani didiniyorlar, uğraşıyorlar, kalıyorlar. Sonra gümlüyorlar. Geçen sezon iyilerdi, bu sezon çok kötüler. Aynen çok kötü başladılar. Union Berlin'de şu an bana göre Bundesliga'nın en iyi başlayan takımı. Kesinlikle. Kadrosuna göre. Çünkü hani Bayern Münih, Dortmund'un zaten bunları yapması normal. Leverkusen'in, hatta Wolfsburg'un. Hı-hı. Ama Union Berlin müthiş gidiyor. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bir de Union Berlin mesela iç sahada müthiş bir taraftar desteğiyle oynuyor. Aynen. Pandemi onları yaktı. Muazzam bir taraftar destekleri var içeride. Ondan yararlanamadıkları halde müthiş gidiyorlar. Hı-hı. Ben bu maçta deplasmandan bir puanla döneceklerini düşünüyorum. Sen ne dersin? Vallahi çok güzel bir maç olacak. Aynen. Köln geçen sezonki o efektif futbolunu oynayamıyor. Zaten özellikle işte geçen sezon pandemiden sonra daha çok Köln'ün oynadığı oynadığı futbol çok iyiydi. Ama bu sezon çok uzaklar. Bir de gol yollarında çok işte, açılmışlar pandemiden sonra. Aynen ama bu sezon sıkıntılı. Union Berlin'de gayet iyi gidiyor. Bir de 16 gol attı bu takım. Normalde bu takım hücum anlamında çok sıkıntılı bir takım. Geçen sezon da bunu gördük. Bu sezon da sıkıntılı aslında kadro olarak ama lige gayet iyi başladılar. Ben maçta gollü bir maç bekliyorum. Normalde istatistik anlamında baktığın zaman da Almanya Bundesliga'da her maçta Union Berlin'in gollü olması çok az anormal. Bir olarak... Anormal aslında az gollü olması. Oran olarak gözüküyor normalde. Evet. Hani gollü olması ama tam tersi gollü oluyor. Bu maçta da yine aynı şekilde gözüküyor. Ama ben Union Berlin Köln maçında, daha doğrusu Köln Union Berlin maçında gollü bir maç bekliyorum. Çünkü Köln'ün reaksiyon vermesi lazım artık. Kazanması lazım. Açık oynayacak. Tabii. Zaten Union Berlin öne falan geçerse maç tamamen kopar. Gollü bir maç olur diyorum. Ve güzel bir maç olacak ayrıca bu maçta. Bakalım. Bu da pazar günü biliyorsun. Aynen. Pazar günü iki maç var zaten. Bakalım neler olacak. Hı-hı. Güzel maçlar var. Zaten hafta sonu tüm maçları takip ediyoruz. İki gün evdeyiz. Fix. Hepsini takip edeceğiz. Hem Süper Ligi hem işte TFF, Avrupa'yla hepsini aynen. Yani ikincilikler olsa da biz zaten Avrupa'yı daha fazla ikinciliklerin yerine bu hafta özellikle Avrupa'yı ben daha yakından takip edeceğim. Ben zaten edeceğim. Biliyorsun ikincilik de olsa aynen. Daha çok Avrupa liglerini daha çok. Sen benden daha çok izlediğin için Avrupa maçlarını. Teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Ben de sana teşekkür Kapatmadan ederim. Önce izleyicilerimize mesajlarım var mı? Aynı İngiltere Premier Ligi programında olduğu gibi aynı şeyleri söyleyeceğim. İzleyen herkese öncelikle iyi seyirler diliyoruz. Ardından kanalımıza abonelik, ardından beğeni ve yorum bekliyoruz. Yani Avrupa programlarımız izlenmesine göre yani ne kadar çok olursa ona göre biz de bu programları daha da fazlalaştıracağız. Tabii, ayrıca yapacağız. Ayrıca maçlar da yapacağız. Yani programlar yapacağız. Ligler yapacağız. İşte İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa. Almanya. Fazla maçları konuşmayı düşünüyoruz. Ama sizin ilginize bağlı bunlar. Son olarak da sosyal medya hesaplarımızdan destek bekliyoruz. Öncelikle Instagram, ardından Facebook ve Twitter. Ama Instagram'dan daha çok aktifiz. En aktif olduğumuz sayfa Instagram. Aynen onu söyleyelim. Canlı yayınlar da yapıyoruz oradan. Tekrardan bütün takımlara başarılar diliyoruz. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda Almanya Bundesliga'da 8. haftada oynanacak maçların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.